Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar diyetteyim. Bir haftayı tamamladım ve diyetim çok güzel gidiyor. Arada farklı şeyler yemek istiyorum. Bunun için de güzel bir sizlere cips tarifi vermek istiyorum. Cips olarak yiyebilirsiniz. Böyle atıştırmak istediğiniz zaman ara öğünde yiyebileceğiniz güzel bir tarif. Veya benim yaptığım gibi kahvaltıda böyle süzme yoğurt ile birkaç tane yiyip hevesinizi geçirebilirsiniz. İçinde kesinlikle un yok, yumurta yok. Sadece ana madde olarak mercimek ve baharatlar var arkadaşlar. Kırmızı mercimek ve baharatlar ile gerçekten çok güzel çıtır çıtır bir cips hazırlayacağız. Mercimek cipsi yapacağız. Bunun için 1 su bardağı kırmızı mercimek kullanıyorum. Üzerine aynı bardak ile 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Böyle 2-3 saat bekleteceğim. Mercimekler yumuşayacak. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğim. Böyle rahatlık ile yiyebileceğiniz lezzetli güzel bir cips olacak. Söylediğim gibi kahvaltıda da yiyebileceksiniz. Şimdi bu güzelce dinlensin. Daha sonra hazırlamaya başlayalım. 2-3 saat mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Arzu ederseniz akşamdan ıslatıp sabah yapabilirsiniz. Veya gün içinde de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Karıştırdım. Üzerinde örtüp artık dinlenmeye bırakıyorum. Mercimekler güzelce yumuşasın ve bizim işimizi kolaylaştırsın. Mercimeği 3 saat ıslattım. Bakın şişti ve yumuşadı. Suyunu süzerek mutfak robotunun içine alıyorum. Mercimeğin hepsini mutfak robotuna koydum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Bunun üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Hakiki zeytinyağı. Baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kajun baharatı, 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 tatlı kaşığı kekik kullanıyorum. Kajun baharat her yerde bulunuyor. Yok ise kullanmayacaksanız istediğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz. Pul biber, toz kırmızı biber, ne seviyorsanız. Şimdi mutfak robotundan pürüzsüz kıvam alıncaya kadar geçiriyorum. İki dişli sarımsak ekleyecektim arkadaşlar. Unutmuşum, hemen ufak parçalara kesip ilave ediyorum. Şöyle kenarından bir toparlayıp tekrar robottan geçiriyorum. Ne kadar ince güzel geçirirseniz o kadar güzel olur. Parçalatırsanız daha doğrusu. Şöyle arada bir kaşık ile kenarlarını toparlayıp tekrar çekerseniz daha pürüzsüz olacaktır kıvamı. Şu an o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. İçine koymuş olduğumuz baharat sayesinde. Şimdi bir tur daha çekmek istiyorum. İncecik çektim. Bakın mercimeği. Şöyle kıvamını tam olarak göstermek istiyorum. Olmasını istediğimiz kıvam bu. Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdim. Şimdi içine bakın şöyle bir dolu, hatta iki tatlı kaşığı haşhaş koydum. Ay, 2 tatlı kaşığı çörek otu koydum ve karıştırıyorum. Üzerine de koyabilirsiniz. Böyle üzerinde fazla yanmasını istemiyorum. İçinde kalsın, lezzeti de içinde kalsın. Böyle 2 dolu dolu tatlı kaşığı koydum. Ve şimdi bu yağlı kağıdın üzerine harcı koyuyorum. Spatula ile ince bir tabaka olacak şekilde yayıyorum.
ince bir tabaka olacak şekilde bakın yaydım. Şimdi kesiyorum. Karelere kestim. Karelere kestikten sonra üçgenler yaptım. Yarısını üçgen yaptım. Yarısını da kare şeklinde bırakıyorum. Kare şeklinde bıraktıklarımı kahvaltıda yemek için, üçgenleri de atıştırmak istediğimde veya ara öğün yapmak istersem eğer onun için kullanacağım. Onları da tabii ki yine aynı şekilde kahvaltıda kullanabilirim. Fakat kare şeklinde olanları böyle üzerine peynir veya yoğurt sürerek yiyebilirim. O düşünceyle yaptım. Bu şekilde isterseniz hepsini üçgen yapıp bildiğiniz cips gibi afiyetle yiyebilirsiniz. Sağlıklı. İçinde gördüğünüz gibi sadece ana maddesi mercimek ve baharatlarla oluşan güzel bir tarif. Şimdi üzerine haşhaş serpiyorum. Mavi haşhaş. Bunlar tamamen size kalmış. 170 derece önceden ısınmış fırında pişiriyorum. Böyle tıkır tıkır oluncaya kadar pişirmemiz yeterli. Evet, mercimek cipsimiz fırına gitmeye hazır. Mercimek cipsleri 35-40 dakika 170 derece fırında pişti. Böyle piştiğini zaten görüntüsünden anlıyorsunuz. Biraz soğuduktan sonra da kaldırabilirsiniz. Ben hemen kaldırıp size göstermek istiyorum. Parçalanma olabilir. Soğumadan kaldırırsanız dikkatli bir şekilde kaldırın. Soğumasını beklerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın adeta kreker gibi nefis bir cips oldu. Mercimek cipsi afiyetle yemeye hazır arkadaşlar. Umarım dener ve beğenirsiniz. İncecik yaydım. 170 derece önceden ısınmış fırında 35-40 dakika. Fırına göre değişiklik gösterebilir. Böyle kuruyup tıkır tıkır oluncaya kadar pişiriyoruz. Hemen bir tanesini bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an tam olarak soğumadı. Soğuduğunda böyle daha güzel oluyor, daha da sertleşiyor. Şu an bayağı sert zaten. Ben diyette kahvaltım için planlayarak hazırladım. Üzerine yoğurt sürebilirim, peynir sürebilirim. Ekmek niyetine çok güzel olacağını düşünüyorum. Böyle çocuklarınızı atıştırmak istediğinde de ev yapımı cips olarak hazırlayabilirsiniz. En sağlıklı ve doğal olanı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.